Şimdi bu her insan düz insan için çok anormal bir soru. Hakimin e, amcaya Narin senin kızın mı demesi? Katil o değilse? Bu cinayet neden işlendi? Baş şüpheli olarak görüntü, nehirde kalması, çürümeye yüz tutması, bu delilleri yok etmez. Yüzdeniz kaç? Ya. O görüşmenin iznini e, bilinçli bir kurgu gerekçesiyle verdiler. Aynen öyle. O kişinin götürdüğüne ya da götürmediğine dair bir şüpheniz var mı? Hayır. Bunun çözülmeme ihtimali kalmamış ama. çok soracak sorumuz var ki konuklarımıza hemen merhaba diyelim. Adi tıp uzmanı, sosyolog Mehmet Görgül'ü bizimle. Yanı sıra emekli polis dedektif Savaş Kurtbaba bizimle. Her ikiniz de hoş geldiniz. Hoş Günlerdir ekranlarda en doğru bilgileri vermeye gayret ediyor her ikisi de. Eksik olmasın. Ee, eksik olmayın. Bugün eksik de bizimlesiniz. Sağ olun. Çokça sorumuz var. Mehmet hocamla bir başlayayım mı? Hocam kuvvetli şüphelerle evet amca tutuklandı da. Katil ya da katilleri mi konuşmalıyız. Sizce daha önceki tecrübelerinize dayanarak bu olayın fail ya da failleri kim? Bu olayın faili ve faillerine baktığımızda zaten kamuoyunda da böyle bir kanaat oluşmuş durumda. Biraz sonra da hı hı. bu görüşülecek ve konuşulacak. Büyük ihtimal baş şüpheli olarak görüntü amcayı gösteriyor. Hı hı. Burada önemli olan şu bir illiyet bağının, ben hukukçuyum da aynı zamanda bir illiyet bağının kurulması gerekiyor. Bu cinayet neden işlendi? Bu oldukça önemli. Bu işin o bölgenin siz biraz önce bazı saptamalara da bulundunuz yayın esasında o evet. bölgenin sosyolojik yapısıyla da ilintili bazı şeylerin tartışılmasını gerektiren bir konu. Dolayısıyla bu sadece basit bir Narin Kızımızın öldürüldüğü bir cinayet olayı değil. Bu aynı zamanda o bölgeyle ilgili ve ülkemizle ilgili bazı durumların da ortaya konması ve tartışılması gerektiğini ortaya koyan bir e, acı bir durum. durum. Evet. Evet. Şeyi merak ediyorum. E, hukukçuyum dediğiniz evet. için aynı zamanda. Evet bana şey çok anormal geldi. Hakimin e, amcaya narin senin kızın mı demesi. Yani en azından ben kendimce empati yaparken dedim ki demek ki hakimin elinde kuvvetli buna yönelik bir şüphe delillendirilmiş var ki Böyle bir şey sorabildi diye düşündüm. Siz ne diyorsunuz? Şimdi haklı olabilirsiniz. İki tane konu söz konusudur. Birincisi şu, evet elinde bir takım deliller, bulgular veyahut ifadeler vardır. Buna istinaden o soruyu soruyor. Çünkü o soruyu sormak çok kolay bir olay evet. değil. Evet. Yani bir insanı tutup da amca bu çocuk yeğenin senden mi demek çok, çok... ağır bir soru. Evet. Yani. Tabii yani bu çok kolay bir olay değil. Dolayısıyla bizim burada e, düşünmemiz gereken hakimin elinde bir somut veyahut da somuta yakın bir delil vardı, bir şüphem vardı bu önemli. Evet. İkinci ihtimal de şudur. İnsanlar bir yerlere görev yaptıklarında, görev yaptıkları yerin özelliklerine göre bazı stratejiler geliştirir. Ben hekim olarak da çalıştım. Mesela Trabzon'da çalıştım, evet. Urfa'da çalıştım. O bölgede çalışırken oradaki insanların durumuna göre de siz hastaya yaklaşım sağlıyorsunuz. Çünkü bu oldukça Çok da doğru. önemli. Evet. E, dolayısıyla hukuki işlemlerde de yani adli olsun, polis olsun, hakim olsun, asker olsun bulunmuş olduğu ortamda o ortamdaki insanların özelliklerine göre bazı davranış örüntüleri geliştirmek zorundasınız. Dolayısıyla hakimin elinde bu son olayda Herhangi bir belge, bilgi vesaire olmasa bile muhtemelen o yöreyle ilgili aklına böyle bir şey de gelmiş olabilir. Çok da hoş bir şey değil. Ya muhakkak de. bir dayanak vardır diyorsun. Sebepsizliği sorulmamıştır. O sormamıştır. Orada yalnız ben de ekleme yapayım. Lütfen. Ee, jandarma ilk alındığında Al. bu soruyu sormuş. Evet. İlk amcaya. İlk amcaya. amcaya sormuş. Demiş aynı soruyu. Hakim'in sorduğu soruyu sormuş. Hakim de bunu kısa alarak aynı soruyu Hakim de iletmiş. O zaman çok pardon. Ee, Ama soru... genel bir bilgi de yok burada. Yani istibari bir bilgi olduğunu düşünüyorum. Ama bu bize şöyle bir kanaat getirmiyor mu? Şimdi bu her insan, düz insan için çok anormal bir soru. Kesinlikle. Yani benim şimdi kardeşim var. Kardeşimin çocuğuyla, yeğenimle alakalı birisi bana dese ki bu çocuk senden mi dese ben kavga ederim. Çok tamam. ağır hakaret ederim. Sen ne biçim konuşuyorsun derim ama sizin son tamlamanızda şimdi konuşurken biz bunu jandarmada da çok normal bir şey gibi soruldu deyince siz evet. o o zaman bu anormalliğin normali mi bu Yok ben yani ya, bu sorulabilir bir şey mi? Bir ki? Şey, bu, bu sorulacak sor bir soru değil aslında. Ya, her soruşturmada o, ama, sorulan değil yani. bir ama hiçbir bizim, anlamı yok. E, ama hocamın hocamla, farklı bir konusu var ama. Hı hocamla onu de. konuşuyoruz. Hayır şimdi sizin söylediğiniz bilgi çok kıymetli. Şimdi biz Hakim Bey'in sormasını anlamlandırmaya gayret edip bir dayanağa dayandırmaya gayret ederken siz çok önemli bir bilgi evet. verdiniz. Dediniz ki jandarma da ilk sorguda sormuş. İlk sorguda. Hayatın sanki normali buymuş gibi. Evet evet. Ee, bu kız senden mi diye soru sorulmuş. Bu çok anormal bir şeyi normal ne dayandırarak sormadıysa o da bayım. Onun niye soracağını ben hocam siz de katılır mısınız bilmiyorum. Acaba diyorum ki şimdi kan e, araçtan numune aldılar ya. Araçtan numune aldıklarında anne babadan kız elimizde yoktu ya. Anne babadan kan örneği aldılar. Kan örneğinde Babanın DNA'sı oturmadı mı? DNA ile eşleşti mi? Yani tek Aa. anneden de almış olabilirler. Çinlik ama mantıklı. ikisinden de alıp mantıklı. babayı görememiş olabilirler mi acaba? Şöyle Onu düşünelim. Yapılmış olabilir. Şöyle söyleyeyim. E, DNA analizleri yapılmadan önce bir çocuğun ebeveynlerinin onlar olup olmadığına dair değerlendirme fiziksel yapıyla yapılıyordu. Yani yüzüne, gözüne bakıyorlardı, boyuna vesaire. Yıllar önce. E, en eski. Zaten. Evet. Eyvah. En eskilerde. Daha sonra DNA çıktı. DNA ile birlikte bu anne baba ilişkisinin olup olmadığı ortaya rahatlıkla konabiliyor. Tabi burada bir DNA analizleri yapılmıştır ama şeyi bilmiyoruz. Amcadan kan alındı mı? E, anneden alındı mı? Arabada bulunmuş olan DNA'nın narin kızımıza merhumaya ait olduğu ortaya çıktı. Ama bu arada o DNA'nın anneyle Anneyle büyük ihtimalle eşleşmiştir. Çünkü sorun şeydir, hep babadır doğan çocuk bir annesi bellidir de babadan şüphe olduğu için ciddi anlamda erkek e, sıkıntıları buradan doğmuş. Özür bunu derim. bir kenara bunu yakalamış o zaman. Kenara orası. koyduk olabilir. bunu. O zaman sordular. Yani dayanak dediniz ya. Tabii. Dayanağı buradan almış olabilir. Bir gün İhtimali. koymak için izleyicilerimizin anlaması açısından bir de e, fark yaratmak adına sizin gibi bilgili, deneyimli insanları bulmuşken adım adım her şeyi çözerek gidelim istiyorum. Bir amcaya Nari'nin Senden mi yoksa değil mi sorusunun sorulması hepimiz tarafından kabul görüyor ki anormal bir soru. E. Burada iki tane uzmanımız da bunu kabul ediyor. Şöyle bir durum çıktı. Biz bunu yani kamuoyu nezdinde hakimin sorduğunu biliyor idik. Dolayısıyla bir sürü deliller eline geçtikten sonra dayanaklı sormuştur bu anormal soruyu derken Şöyle bir anormal bilgi aldık sizden. Evet, Aslında ilk yakalandığında, ilk ifade alındığında jandarmada da bu so anormal soru sorulmuş. Şimdi burada çözümlenmesi gereken soru şu. Bu anormal soru neye dayanarak amcaya soruldu? Şimdi bunu ünlem bilmiyoruz, bilgimiz yok, yok. Bunu koyduk. Şimdi sırasıyla gidelim. Şimdi İkine Savaş Bey'in... E Hocam çok özür dilerim hemen geleceğim. Savaş Bey'in herkesin farklı düşündüğü bir noktası var olayın. Diyor ki amca üst akıl olabilir evet. burada diyor. Evde bir şeyler oldu. Amca da evet. e, Nare'nin cansız bedeninden kurtulmak için organizatör etti. görevi evet. de üstlenmiş Aynen olabilir öyle. diyor. İlk günden beri de soruyoruz İlk tabii bunları. Günden. Şimdi biz hocamla beraberiz yani yaklaşık 3-4 gündür. Akşam da Ahmet Hakan'ın evet, programındaydık. Orada da bunu sürekli tartıştık. Çok enteresan. Ha, ben izlemedim. Şimdi orada ben hep şunu söyledim. İlk günden beri söylediğim kural. Yani neticede karşımızda bir tablo var. <laughs> Hiç de değişmiyor. Keşke değişse bu tablo. Doğru. Yani şablonlar öyle oturuyor ki. Yani biz yanılalım da bu olmasın diyebilmemiz gerekirken bakıyoruz ki aynı rutin devam ediyor. Şimdi amcanın bana göre buradaki olayı kaybetme ve taşıma hmm. olayı üst takıl. Neden üst takıl diyorum? Şimdi e, çocuk kaybolduğu 15-15, 15-16 arası amcayla anne ve çocuk arasında inanılmaz bir telefon trafiği başlıyor. Anne ile? Anne, amca ve küçük oğul. Ha anladım. Şimdi çocuk 15-15'te son kamera görüntümüz bizim. Ben şu bunu dedi bu dakikadan sonra ben 17-45'te burada gördüm. 18-40'ta burada gördüm. Hiçbir beni ilgilendirmiyor. Yalan söylüyorlar. Tamamen konuyu kapatmak için. 15 15'ten sonra bir görüntü yok. Bu bunu destekleyen en önemli belge ne biliyor musunuz? Şimdi itirafta bulunan adam ben gömüyü bitirdikten sonra eve geldim namazımı kıldım bilmem ne yaptım saate baktım saat 19'du diyor. Tabii onunla da bağdaştırdığınız zaman sizin teziniz oturuyor. Oturuyor He. anladınız mı? Yani 19'a kadar benim bütün işlerim bitmişti diyor. E benzinlikte bir ifade zaten her şey benzinlikte başlıyor. E, o görgü tanığının battaniyeye sarılı. 5-15 elinizde çok önemli bir veridir bu. Her kayıpta bunu bulamazsınız. 20-15'te müracaat var. Arada 5 saat. Sen o 5 saat ne? Ne yapmışlar? Nasıl izah? 5 saatte ne izah ediyorlar? 5 saatte aradık, bulamadık falan. Köy yeri, İstanbul'da 5 saatte bunu anlatabilirsin bana. Doğru. Hatta derim ki ben sana niye geldin? Daha bir 5 saat daha bekleseydin, belki Koca şehir kalabalık, Tabii. 20 milyon. Aynen böyle. Ama sen Ufacık, 20 hane. Çocuğun bütün hareket kabiliyeti belli. Rutin, her Doğru. gün. Kur'an kursundan çıkıyor, eve geliyor. Arkadaşlarıyla buluşacaksa buluşuyor. Ama önce eve geliyor. Bütün hareket kabiliyeti belli. Bir park bahçesi yok, bir oyun alanı yok. Doğru. Sadece e, mahallenin içinde yapacağı hareket kabiliyeti var. Ondan sonraki 4,5-5 saat siz çocuktan haber alamadık, aradık, taradık, bulamadık diyorsunuz. Hayır. Bu bu zaman zarfında tamamlayıcı olarak bir katkı katkı sağlayacak Burada, zannediyorum. E, şimdi jandarma için <laughs> önce şunu söyleyeyim, Jandarma ilk sorgu esasında bu soruyu neden sormuştur? Jandarma o bölgenin jandarması. <laughs> Dolayısıyla böyle bir soruşturmaya girdiğinde o bölgeyle ilgili daha önce edindikleri duyumlar üzerine bazı soruları sorarlar. Elinde veriler vardır Kendi Ve duyumdur. Hı hı. Büyük ihtimal duymuştur. Böyle şeylerin olduğunu biliyor. diyor. Çünkü o bölgenin jandarması hani İstanbul'dan giden sorgucuların gitmesi ayrıdır ama ilk o bölgenin jandarması sorduğunda jandarma o insanları iyi kötü tanıyordur. Ve o tanıdığını istinaden neyi sorması gerektiğini iyi kötü biliyordur. Dolayısıyla bu soru o yüzden gelmiştir. Bu da böyle bir olasılığın o bölgede demek ki jandarmanın bulunduğu yerde ihtimal dahilinde olduğunu gösteriyor. Yoksa çok ağır bir soru, çok kabul edilebilecek bir soru değil. Şimdi çok e, mantığı da yok hocam. Yani o soruyu yani soru... niye sorarsın? Evet. Bir mantığı yok Yayın yani. Yayının başından bu yana Hakan da ona özellikle vurgu yapıyor ben yine, ki biri bana tabi, sorsa ben buna tepki koyarım diyor. Bakın hocamın dediği çok doğru. Yani oranın küçük bir yer. E, insanların aileyle alakalı konuştuğu bir sürü şeyler var. Sosyal medyada Duymuş da mu? görüyorsun. Bu ama bunu mutlaka delillendirerek sorabilirsin. Tabii tabii. Orada bir delil yakaladı. Tabii, tabii. Delilde hocam muhtemelen o olduğunu düşünüyorum. Anne babadan kan numunesi alındı. Çocuğun DNA tiplemesi Ellerinde olmadığı için araçta da numune çıktı ya. Evet. Çocuğun numunesi çıktı araçta. Onu karşılaştırabilirken Böyle bir Zaten baktılar ki şöyle, baba farklı olmuş olabilir. olma ihtimali var. İhtimaldir. E, Arabada e, kızımızın tabi e, merhumenin DNA örneği çıktı. Kıyaslamayı yapmak kolay olmayabilir. Ne kadar bozulup bozulmadığını bilmiyoruz ama şu anda çok önemli bir delil var. Ceset. Ne yazık Hı, ki. Doğru. O cesetten doku örnekleri alınmıştır ve e, tabii ki gerektiğinde o doku örneklerinden çıkacak olan DNA örnekleri nettir. Çok e, bozulmamıştır. Anne baba ve şüpheli diğer insanların alınan DNA örnekleriyle bu kıyaslanır, karşılaştırılır ve ortaya hiç umulmadık şeyler de çıkabilir. Bakın umulmadık yani Narinin babasının annesinin kim olduğuyla ilgili enteresan sonuçlar çıkabilir, çıkmayabilir, bilmiyoruz. Masumiyet karnesi açısından hiç kimseye hiçbir evet. şekilde itham etmek durumunda değiliz. Böyle bir şeyin söz konusu olmaz. Fakat hiç beklenmeyen başka bulgular da ortaya çıkabilir. Bu soruşturmanın seyrini değiştirebilir. O DNA analizinin sonuçları o yüzden Şuna onu beklemek zorundayız. Şuna bağlayabilir olmayız. miyiz üstad? Bu söylediğiniz varsa için ben şunu anlamlandıramıyorum. Olay aslında sizlerin söylediği gibi alanı olması itibariyle e, bu saatlerde çok net belli. Delillerin tabii, de tabii. çok e, akıl yürütebilecek deliller olmasından birinci gün benim getireceğim kanaat 19 gün sürmesi ve buna mukabil şu anda 24 kişinin gözaltında olması na bağlayabilir miyiz Burada, size burada ben 24 size fark, 24? Farklı bir değerlendirme yapacağım. Lütfen. Merak etmeyin. Ben et. Gaziantepliyim. Bir evet. Güneydoğu'yu iyi tanım. Urfa'da da zaten. Şimdi o bölgenin bir e, yapısı var. Sosyo kültürel bir yapısı var. Feodal bir yapı var. Doğrudur, yanlıştır. eleştirilir eleştirilmez o başka bir şey Hı. ama ortada bir realite ve bir gerçek var. Şimdi bu feodal yapı içerisinde bir kanun vardır. Bu kanunun kaynağı İtalya'dır. Omerta kanunudur. Sessizlik. Evet, sessizlik. sessizlik. Bu be. aynı durum mafyanın, omerta kanunun ha. benzeri burada da geçerlidir. Öyle mi? Burada ben da bunu tabi, bilmiyorum. Burada da, ya tabii ismi omerta kanunu değil. İyi ama, ama benzeri, benzer benzeş bir, bir kültür vardır. Evet diyorsunuz. doğru vardır. Bu nasıl olur? Burası için özelden konuşmuyorum ama tabii, genel tabii. bir değerlendirme yapacak olursak küçük yerlerde genelde bir kanaat önderi veyahut da bir hani biraz önce söylendiği gibi organizatör tarzında bir üst akıl bulunur. Hı -hı. Bu kişi yönlendirir ve doğaldır çünkü o bölgelerde Osmanlı'dan kaynak günümüze kadar gelen bir anlayış var. Çünkü oraya gitmek devletin bazen uzanması zor olmuştur. Orada bazı olayları çözümlemek ailenin bireylerine düşmüştür. O bireylerin bir kısmına zaman içerisinde feodal beyliklere benzer bir şekilde üst akıl haline dönmüştür. Pe tabi üst akıl haline dönüşünce diğer bireyler bu üst aklın hizmetindeymiş gibi hissederler. Doğru veya yanlış. Amca korkulan biriymiş evet, zaten doğru. köyde. Ha yani Herkes amca bunu söylüyor. Üzerinde, Allah Allah. Evet güçlü bir profil Aha. muhtar bakın Güneydoğu Anadolu bölgesinde. Özellikle kırsalda muhtar olmak çok kolay bir olay değildir, çok büyük bir gücü gerektirir. Çünkü birçok insan muhtar olmayı isterler. Yani İstanbul'da herhangi bir mahallenin muhtarlığı küçümsemiyorum elbette ama Anlıyorum. daha bir sıkıntı yaratmazken, şey açısından, çekişme açısından Güneydoğu'da ciddi sorunlara yol açabilir ki bu basına bazen yansıyor. Evet. Dolayısıyla orada köy, benzera, benzeri yerlerde muhtar olmak o muhtar olan kişinin ciddi bir gücünün olduğunu gösterir. Bu güç de orada muhtarlık yapmış olduğu insanlar üzerinde belli bir hakimiyetin kurulmasını kurulduğunu da bize gösterir. İşte burada o bölgeye uygun biraz önce yaptığımız benzetişim gibi omerta yasası girer. Ne olur? Narin kızımız gibi birisi cinayete Kurban gittikten sonra onu görenler de dahil herkes susar. Hani... O zaman bu 19 günü açıklıyor. Evet. Evet. Hep diyordun ya neden bu küçücük bir köy bu kadar gün sustu? işte cevabını hocam evet. verdi. Evet, tabii. Şurada da ıskalamayalım Hakan. Mesela ben merak ettim. Ee, Savaş Bey dedi ya amca üst takıl organizatör gibiyse eğer katil o değilse bir başka abi. katil. Abi mi diyorsunuz? Ben abi olduğunu. Öyle mi? Benim yani bunu daha önce tahminim, tecrübeleriniz var mı? Ben şu an net olmadığı evet. için. Şimdi Aha, evet. varsayımdan ziyade bizim de oturduğumuz oturttuğumuz şeyler var, delillerimize... deliller var. Mutlaka. Şimdi hangisinin üzerinde bir iz veya bir diş izi veya tırmık izi var? Bir tek abi Bir tek yani. abi de var. Tabii. Hani tabi. o bulunamayan bir, iz işte, var ya. Yani. Tabi. Bir tabii, tabii. doğru. Daha bulunama, o zaman gerçek evet. done yok elimizde. Şimdi var. Şimdi gerçek done var. Ceset bulundu. Abi az... kaç yaşında hocam? Pardon. 18 yaşında. Ve Ben bey hemen arkadaşlarım atmışlar Hakan. Dört kardeşlermiş normalde. Engelli olan kardeş iki yıl önce vefat evet. edince ki şüpheli bir ölüm olduğu evet. konuşuluyor. Evet. Üç kardeş kalmışlar. Biri dün mezar başında ağlayan şehir dışında yaşayan abi, abi. Diğeri de gözaltında olan evet. abi. Evet. evet evet. Şüpheli olan yani. Şimdi eskiden şey vardı ne yazık ki. Failden delile gidilirdi. Bu da çeşitli hoş olmayan şeylere yol açıyordu. Evet. Ama artık günümüzde modern e, sorgulama teknikleri adli birimler e, ve hukuk sistemiyle ile beraber olamazlar. delilden faaliye giriş var. O yüzden Savaş Bey'in de söylediği gibi en küçük delil dahi oldukça önemli. Bunlar bizi faile götürecektir. Zaten sanıyorum Savaş Bey'le katılıyor herhalde. Bugün yarın da kimin olduğu muhtemelen açıklanacak. Çıkar, Çıkar. O... Çünkü tır... adım adım ben size anlatırsam lütfen. hocamla beraber fazla fasıla Lütfen, so, lütfen. 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 biz memnuniyetle dinleriz. Çünkü e, bu tırmalamanın ve e, diş izinin bir anlamı var. Eğer ki bunları o tutturursa adli tıp bugün biz katili artık netleştirmiş olacağız. Adını koymuş olacağız. olacağız. Bir direnç var orada. Tabii. Şimdi tırmaladığınız zaman biriniz, birini biz cinayetleri çözerken hı hı. E, adli tıpa koşa koşa giderdik. Hemen tırnak aralarında bir şey çıktı mı çıkmadı mı bizim için çok önemli bir doneydi o. Şimdi bu çocuğun tırmalandığına göre e, ee, narinin rahmetlinin tırnak aralarında buna ait dokular çıkma ihtimali yüksek. Evet doğru. Şimdi 8 tane tırnağı almışlar. Biz biraz önce Mehmet hocama onu sordum dışarıda. Dedim ki hocam tırnaklardan bir tanesi boşlukta. Çürümeye de bağlı olabilir. Evet. O da onu dedi. Çürümeye de bağlı olabilir. Ama arkadan tırmaladığına göre çocuğun bir tırnağı kopmuş da olabilir, boşa düşmüş olabilir. Bu bunun da bir göstergesidir ama netice itibariyle şimdi oradan çıkacak doku örneği çok önemli. Bugün netleşme Tabii. ihtimali büyük doğru ihtimali olabilir. Bir e, boğma biz ben boğma olduğunu ben düşünüyorum. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. E, boğma esnasında o çocuk 8 yaşında olmakla birlikte bir çırpınma hareketi ve bir karşı koyma bir hareketi refleks. yapacaktır. Bu hareketlerden birisi fırsatını bulduğu anda ısırma olacaktır ki o diş izi o anlamda oldukça önemli veyahut da tırmanama tarzında olacaktır. Tırmanama genelde yüzünde olur ama o andaki fırsattan dolayı yüz olmayabilir de sırtında da olabilir. İşte o tırmanama can havliyle yapılan tırmanama 8 yaşında da olmakla birlikte biraz güçlü olabileceğini düşünürsek tırnak yatağında biz tırnak yatağı deriz. Yabancı kişiye yani o cinayeti işleyen diyelim veya faile ait doku örneklerini bulma ihtimali yüksek oluyor. Bütün otopsilerde tırnak arasındaki dokular, tırnak yatağındaki dokular alınır. Burada herhangi bir başka şahsa ait bir DNA yok. var mı yok mu diye. Bu arada elbette ki vücutla ilgili de zaten 91 tane bir, 91 örnek, yani, örnek alındı. Bu örnekler evet. içerisinde de yine başka şahıslara ait DNA örnekleri var mı yok mu onlar da araştırılacak. Evet, kalk. şimdi onu soracaktım özür dilerim. Ee, bu nehirde kalması, <laughs> çürümeye yüz tutması bu delilleri yok etmez edebilir. edebilir de evet. de. Yüzdeniz kaç? Ya Oluramaz. o adli tıp olarak. belli olmaz, Olasılık belli oran olmaz. verebilir miyiz? Şey bilmiyoruz. Hayır. Kaç gün kaldı? Çıkar diye umut ettik. Çürüme gibi. var çünkü. Çürüme. Evet. O zaman şu soruyu sor. İlk gün mü götürülüp o dere yatağına Muhtemelen. konulmuş? Bu da aynı önemli aynı bir soru. Bana öyle geliyor. Taşınmamış ha. yani aynen. bir yerde. Nasıl bulunmamış hocam ya? Şimdi biz ha, bu onu dün dün de tartıştık. Bakın <laughs> zamanla yarıştılar burada. Anlattım ya 5 saati. Evet. Telefonun kapandığı Muhtar telefonu ne zaman kapatıyor? 1 saat 10 dakika. 1 tamam. saat 10 dakika. Muhtarsın sen ya değil mi? O saat bir de... Ondan bir saat diyor. Atıyor. Bakın benim ETS'lerime diyor evet, sorguda. Evet. Yani kendine o kadar özgüveni çıkmış ki... Biliyor ETS'den nelerin nerelere gidileceğini. Şimdi 1 saat 10 dakikada... Hep baştan beri diyoruz ki... Yüzeysel bir gömü yapmak zorundasın. Bu zaman zarfında... Hızlı hareket etmek zorunda. Hızlı hareket etmek lazım. Ve çok zamanın yok. Nereye gömerim, nasıl gömerim değil... Şunu söyledik hep. Nehir yatakları, su kaynakları, ağaçlık alanlar, açık arazi kesinlikle aramayın Aynen. zaman kaybıdır. Olmaz. Arayabileceğiniz alanlar bu yöndedir. Zaten bu derenin sürekli debisini düşürmek suretiyle aramaları hızlandırdılar. İlk seferinde niye çıkmadı? Şimdi çocuğu getiriyorsunuz. E, su yüksekliği bu boyda. O anda orada. Altı çamur. Evet. İki adım atarsanız buranıza geliyor ama bir üst kısım dediğimiz alana getiriyor. Buraya koyunca yere oturuyor Peki. ama daha da baskı altına alabilmek için taş ağırlığıyla onu iyice aşağı doğru bastırıyor. 20-25 kilo ağırlığı. o 25, bayağı büyük bir taş. Tabii, tabii. Tabii. Ama Ayo bir taş tabii, tabii. şimdi hocam onu da tartışırız isterseniz orada e, vali beyin açıklamasında diyor ki Üzeri taşlarla örtülüydü evet, ve mi? üzerinde bitki örtüsü vardı. Evet, Adam dedi. ne diyor? Bir taş. Ben diyor bitki örtüsü de örtmedim. Evet. Tek şimdi taş burada bir ben sahip kaplama sahip. olabileceğini de düşündüm. Ne o? Ne, biz şimdi ne anlamalıyız bundan? Birisi gelip tekrar onu bilen birisi üstünü daha da mı kamufle etme ihtiyacı hissetti? Hayır. Kaplama dediğimiz şimdi niye iki kere olay yerine getirip e, yer tespiti yaptırdılar? Ben yıllarca Hiç. yer tespiti yaptırdım. O tuşu Hiçbir iki kere bir de bir yer tespitine getirmedi. Alışıla geldik bir şey değil. Değil. Muhtemelen orada kolluğun da aklında bir soru işareti kalmış olabilir. Ya valinin açıklamasında olay yerine gittiğinde, ceset bulunduğunda olay yerinin resimleri çekilir. Her şey ona göre sorarsın. Kaplama budur. Sen mi getirdin bunu? Gerçekten bu mu bu getirdi bunu? O elindeki donelerle onun ifadelerini karşılaştırırsın. O kişi... Kaplama dediğimiz bu. Eğer onlar tutmuyorsa bu kaplama bir birini kallamış. Ol ne hocam ne? ya? Ne olabilir? Kamuflaj. Kamuf. Kamuf. Peki o kişinin götürdüğüne ya da götürmediğine dair bir şüpheniz var mı? Hayır yok. yok. O, o, ne? o kollukta var. artık evet. o, ne var ne yok onu hocam, bilmiyoruz. Hocam siz de Savaş Bey gibi hani amca organizatör, abi de e, şüphelerin arttığını düşünüyor musunuz? Abinin bu arada bir madde bağımlılığı var. Öyle Annesinin mi? Evet, de olayın evet ilk günlerinde var. açıklaması var Arkadaşlarıyla o arka tarafta çık çıkanın mı? Evet evet tütün ha, içiyorlar falan demişti Şöyle tamamlayayım isterseniz sonra hocam lütfen, onu lütfen. Eleştirecekse eleştirsin Beraber devam edelim orada Şimdi annenin ifadeleri var Bu ister Çocuğu sattı ister çocuğun üstüne yüklendi isterse kızının Öldürülme olasının vicdanını yapıp Abiyi işaret etti deyin Bunu ben anlamam diyor ki benim oğlum uyuşturucu bağımlısıdır. Arkada ot içiyordu. Evet. Anne uyuşturucu mi diyor? Uyuşturucu madde içiyordu ve köpeğe karşı bir, bir istismar vardı. var. Şimdi bunların hepsi bağlantılı Oo, anne, ben bunu bilmiyordum köpeğe tabii, karşı. O da ilk günleriydi yayın yasağı gelmeden köpe... önce. Köpeğe karşı da istismar ist tabii, tabii. Öyle şimdi, öyle. Çok doğru bir tespit ama bir işaret çocuk, anlamında. çocuk geldi. Ben şimdi öyle bağladım çocuğa. Çocuk geldi. Biz bunu dün bayağı tartıştık. Çocuk geldi 15-15'te çıktı ve abinin bu pozisyonda olduğunu gözünüzün önüne getirip ve çocuk bununla karşılaştı. Ne yapar? Çocuğun refleksi şudur. Ne yapıyorsun? Ben gideceğim babama söyleyeceğim, anneme söyleyeceğim. Şimdi uyuşturucu içenlerde yani yasaklı madde kullananlarda ee, kafada bazen gelgitler yaşayabilirsiniz. Evet. Adam 3 tane cinayet yapıyor, Alıyorsun, yakalıyorsun. Abi ben yapmadım diyor. Hatırlamıyor adam. Kamera görüntülerini izletiyorsun ancak o zaman fark edebiliyor. Hangi konumda, içtiğindeki durumu ne, ruh hali ne bilmiyoruz. Zaten boğulmada, hocam da şimdi anlatacak. Kırık yok. Boyunda kırık yok. Çok şiddetli bir bası değil muhtemelen. Yüzeysel bir basıyla nefesi kesmek suretiyle öldürdüğünü düşünüyorum ben. Hı hı. Ama bunu destekleyen bir desteğim daha var. Neden ben hep çocuğun üzerine gidiyorum? Bu olay gerçekleşiyor. 16'da telefon trafiği başlıyor. Amcanın o anda orada olmadığını biz biliyoruz. Nereden biliyoruz? Nerede? ETS'den biliyoruz. Ha. Şimdi ben sizi aradım. Ataköy'deyim. Hakan hı. Bey nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim ben, yayındayım dediniz, kapattık. Sizin ETS'inizi aldık, çıkarttık. Evet. Benim de görüştüğünüzü görüyorum. Hı hı. Benim sizi aradığımda nerede olduğunuzu görüyorum. Benim nerede olduğumu da görüyorum. O yüzden ETS'de yani çok önemli bu direkt tespit demek. Evet, tabii. Çok o yüzden da. amca diyor ki ben yokum bu olayın içinde. Açın benim ETS'lerime bakın diyor. O kadar özgüveni yükselmiş ki Allah bu konuda. Allah, çok Yok öyle. ki ben. Yokum bu işin. Burada için. amcanın analizini yapmak gerekiyor. Evet. Lütfen. lütfen. Şu önce uyuşturucu için, e, yasaklı madde için şunu söyleyeyim. Kronik yasaklı madde kullanımı söz konusuysa kişinin e, kan tahlilleri vesaire o hangi madde olduğunu ortaya koymak iyi kötü mümkündür. Evet. Kronik içiciyse ama veya kronik kullanıcıysa Dolayısıyla böyle bir iddia karşısında kolluk ve ilgili bilimlerin o kişiden e, gerekli numuneleri alıp incelemesi gerekiyor. Böylelikle o dinlenen iddianın bu doğru tabii, olmadığı ortaya hocam? konuyor. Diş izleri falan görmüyor. gözaltı olduğunda evet. aldılar. İkincisi şimdi böyle bir şey varsa kronik bir kullanıcıysa ve kronik istismara da yattığın bir profil ise babanın, öz babanın bundan haberinin olmaması biraz enteresan. Şimdi bu hiç konuşulmuyor ve tartışılmadı. Başka bir Bu sakın. amca aslında. Hayır, esas babanın. Babanın kendi çocuğu ha, eyvah. o Bu bilmiyorum yasak... mu diyor. Yasak bilmiyorum bunu. şimdi o soruldu mu sorulmadı mı bilmiyorum ama yasaklı bir madde kullanıp kullanmamasıyla çünkü kızın herhangi bir şey gördüğünde ben bunu babana babama söylerim demesinden ortaya çıkan infialin kendisi Babanın nasıl bir profil olduğuna dair soruyu da gündeme getiriyor. Çok doğru. Korku o, evet, onun için bir onun şok mu? Da, şok. Onun da analiz evet. edilmesi lazım. Tabii. Eğer Çok doğru bu bir durumda, şey deyince de hocam. Bu durumda doğru. baba ya pasif bir kişilik yapısına sahip aktif olan ve baskın olan amca. Amca erkil dedik ya hocam. Evet, dedi. amca, erkil <laughs> amca erkil, baba erkil, erkil da, anne evet. erkil değil amca baba erkil. Baba da aslında Eyvallah. çok baskın Aileden. bir karakter ama bu işlere pek girmeyen, kendi halinde olan ama herkesin gizli de olsa korktuğu bir profil de olabilir. Bu durum çocuğun, e, kızımızın, abisinin gördüğü uygunsuz bir durumu babasına söyleme ihtimali o çocukta bir infiale neden olmuş olabilir. Eğer kullandığı yasaklı bir madde varsa o da sonuçta böyle bir cinayeti açıklayabilir. Anne de amca ile beraber olayın Amcanın üstünü... Şimdi oraya evet. gelelim. Şimdi tamam Amcam devamına gelelim. Siz söyleyin sonunda amcayı analiz edeceğim. Şimdi bu olay yakalanıyor bizim şimdi senaryomuzda senaryo senaryo evet. yazarız ama senaryoyu tamamlayan delilleri de yan yana koyarız ki senaryomuzun doğruluğunu var anlayabilmemiz. Evet. Şimdi bu olay gerçekleştikten sonra üç kişi arasında olağanüstü bir görüşme, o hayatın bir şey. olağan dışına aykırı bir olay. Onları da belirtelim mi hocam izleyiciler açısından kimler o üç kişi? Anne, abi, amca. Her ikisi amcayı arıyor. Sürekli. Konuyla ilgili bilgi veriyorlar. Amcanın işte orada olmadığını bu şekilde anlıyoruz. Eyvallah. Üçünün bu olayda bu kadar yoğun bir şekilde konuşma trafiği. Arkasından e, amcanın ben oradan buraya yükleniyorum. Üst takıl olduğunu ve e, ailenin reisi olduğunu buradan anlıyorsunuz zaten. Ama çocuğun alınıp ortadan kaldırıldıktan sonra meclis kararını verildiğini düşünüyorum. O ana kadar diğer akrabalar dedi ki 23 Kendi kişiyi aldılar. Evet, evet. O 23, 23 kişinin anladım. o ana kadar haberi yok. O 23 kişinin içindeydi. Belki 20'sinin vardır ya 3'ünün vardır. Diğerinin yoktur. Ondan sonra bu çocuğun ortadan kaybolma olayından sonra bazı yörelerde Güneydoğu Anadolu'da bu şeyler vardır. Yani oturusun, meclis kurarsın. Karar verirsin dersin ki bu olay gerçekleşti biri gitti birini kaybetmeyeceğiz. Feodal yapı dedik. İşte ya o hocamın sosyolojik olarak yasası, yaklaştığı konu bu. Omerta Yaklaş... yasası devreye girer herkes susar. Amcayı anlatayım. Amca edeyim. için şunu söyleyeyim ee, şimdi dediği doğru ya yani bu bulgular var nedir bir konuşmalar var o konuşmalar hep silinmiş. WhatsApp yazışmaları var. Gelecek WhatsApp yazılı yazışmaları hocam. silinmiş. Evet, gelip gelmiş zaten gerekli şeyler, müracatlar e, müracaatlar yapıldı WhatsApp'a da hı hı. kanun yoluyla, e, mahkeme yoluyla. Şimdi bunların hepsi silinmiş. Şimdi şöyle bir şey düşüneceğiz. Diyeceğiz ki bu WhatsApp'daki silinmeyi Size soruyorum. Kim akıl etmiştir? Anne mi? Yasaklı madde kullanımından dolayı bilselerse bile sürekli... amca, muhtemelen Dolayısıyla biraz önce evet. "Niye savaş silinir Beyim hocam?" dedi. De evet. "Niye Biz silinir ya?" Akıl yani? veya organizatör konumuna uyan bir davranış oluyor. Evet. Ve amca bu işleri biliyor. Böyle bir şey olduğunda hepsini silin diyor. Bu arada cesedin yine senaryo üzerinden konuşuyoruz. Masumiyet karnesini her zaman için elimizin altında Tabii. tutuyoruz. Kimseyi herhangi bir şeyle itham etmiyoruz. Sadece olasılıklar üzerinden gidersek Amca benim HTS kayıtlarıma bakın diyor. Neden? Çünkü amca HTS ile kişilerin izlenebileceğini çok iyi biliyor. Kendinden muhtemelen emin. Muhtemelen ikinci Siz dönem söylediniz. muhtarlığını yapıyor. O öbür yeğeninin ölümü döneminde de muhtar. Muhtemelen ruhsatını da bu verdi o herhalde. Da çok Gireceğiz ona. Vay, vay vay. Ve dolayısıyla HTS'den şahısların takip edildiğini biliyor. Ne yapmıştır? O cesedi, o e, götürmesini söylediği kişiyle konuştuğundan itibaren veya ondan biraz önce telefonunu kapatmıştır. Tabii. Bir saat 10 dakika kapalı. Sonra, evet. Bir saat sonra gider cesedi taşır veya o kişiyle taşır. Korlar hatta biraz önce siz söylediniz ada ee, şey diyor ki ben bir tane taş koydum çıktım. Amca şunu da yapmış olabilir. Ya bu koydu ama dur bakalım birileri gene görebilir diye. ikinci defa gidip kontrol edip gerekli gizleme önlemlerini de almış olabilir. O da bir bu saat telefonu yine kapalı. kapalı. Tabii. Benim merak ettiğim bir şey var. Tam sormak istiyordum Hakan benzer bir izleyici sorusu geldi. Şimdi olaylar buraya kadar geldi. Amca dün akşamda haberlerde izlediğimize göre hala... Sessizlik direnişini sürdürüyor. Bu devam edecektir. Açılır o. Yani Açılacak. amca işler bu noktaya gelip tutuklanmış üstünde kendisiyle ilgili bir sürü iddia, zam varken neden böyle oldu demiyor. Peki yeğenim yaptı ben de onu korudum diyebilir değil mi? Ama demiyor. Ama, Ama siz orada, demek orada demek durumunda değil üst yani, takılsınız demeyiz. ya karar verdiniz. Karar verici çözülürse arkadan hepsi çözülecek. Bence onu, orada çok o kadar güzel izah ettiler ki yani bir kere çok teşekkür ederim. Aynen. Çok anlaşılır oldu. Yani çok karman çormanda bir süreç olduğu Hı. için siz çok basit anlaşılabilir o olayların kronolojisini izah ettiniz. Teşekkür ederim. Bunun çözülmeme ihtimali kalmamış ama. <laughs> değil 24. Mi? Yani kişiyi nasıl dediğiniz gibi kadar bu çıkacak. 24. kişiyi nasıl buldular sizce? Kim nasıl? o 24. kişi? En son itirafçı Hı. olan şuradaki adam. Ha, evet. Nasıl? Bir, nasıl bu? Evet. Bravo, doğru. Nasıl, nasıl buldular? Ihbar etti. Giz tanık yok. Hayır. Nasıl Ona işaret gitti. Biz onu takip edeceğiz. Teknik takip Teknik takipte, telefondan bunlar aile çıktı, direkt bu adamı aradılar, itirafçı aradılar. Öyle bunlar buldular bu. o Tabii. itirafçıyı. Tabii. İtirafçının bulunma şekli. olsun. Bu da ayrı bir soruşturma ve takip izleme sistemi Tabii. elbette yap. O görüşmenin iznini e, bilinçli bir kurgu gerekçesiyle verdiler. Aynen öyle. Ve sizin dediğiniz oldu. Ben de olsam ben de yapardım. Şimdi aslında. şu görüntüyü de bir izleyicilerimize evet, aktaralım. Araç. Hani evet. bazen neden böyle oluyor dediğimiz durumlar var ya bu kırmızı arabada onlardan biri galiba. İkinci, ikinci taşımayı i̇kinci yapan araç. İkinci itirafçının Nari'nin cansız bedenini taşıdığı araç ha. bu. Ve günlerce orada köyde kaldı değil mi? Tabii tabii. Yani amcanın da bu kişinin arabasında da geç inceleme yapıldığını düşünüyor musunuz? Tabii. Bizim hocayla, Mehmet <laughs> Hoca'yla biraz, e, ilk çıktığımız yayında değil mi Aynen. hocam? Biz Allah orada... Hakan, ar 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 kırmızı araba. Gördüm, inanamıyorum. İtirafçı'nın taşıdığı araba. Cumartesi günüydü herhalde. E, CNN'de canlı yayına katıldık. Orada ben aklıma geldi, dedim araç nerede? Muhtarın Taşınlan aracı araç. nerede? Muhtarın aracı nerede? Ha, muhtarın Sonra Burç Bey kulağında rejiden dediler ki bugün aracı teslim ettiler. Biz de Mehmet Hoca'yla canlı yayındayız. Dedim bir yanlışlık olabilir bu işte. Yani teslim araç edilme bu. gibi bir şansı olmaz. Araç bu araç. Evet. Nasıl teslim edersin? Ee, burada büyük bir e, hata demeyelim De. Hata ama ya. Yani. Yani, neticede hata yani. Hataya da hata diyeceksin. Dikkat Şimdi bu arabada daha değil. bir sürü delil çıkma ihtimali Dikkat ara. Tabii Artık tabii. Yüzde yüz. Evet. Bakın burada biz dün de tartıştık. Şu görüntüde kalabilir mi arkadaş? Evet. Mesela bakın. Nedir burada dikkat çekin? Burada... Araçta luminal çalışma yapıldığını tamam. gösteriyor bu. Luminal çalışma dedim. Biraz önceki görüntüye bir daha gelirse arkadaşlar. Evet şurada kalsın. Şunlar luminal çalışmayla karanlık oda çalışması dediğimiz. <laughs> aracı alırsın bir karanlık odaya çekersin zifiri karanlık. Özel bir sprey vardır. Spreyi içine sıkarsın daha sonra mor ışıkla. Spreyin yapıştığı insan vücudunun insan izinin olduğu yerlere yapışır. O bölgelerdeki parçaları kesip almışlar. Yani bu da bize ilk gün biz konuşmuştuk hocamla İlk günkü tahminimiz doğru çıktı şu par şuraların çocuğun vücut sıvısından kaynaklı DNA tiplemelerinin olduğu tespit edilen yer bunları tespit ettiğim bir aracı ben olsam bu artık bir yıl mı bir buçuk yıl mı ben bu arabayı teslim etmem evet. hmm. etmem yani Tabii. ya soruşturma devam ediyor şimdi ne oldu? Esas dönem ortaya çıktı. Kesinlikle. Ceset var artık. Kesinlikle. E ceset bir çuvalla taşınmış. Biz ilk etapta bu arabayla olay yerine kadar gittiğini düşündük. Zannediyorduk. Zannediyorduk. Ama daha sonra bu adamın İtirafçı itirafından çıkıp, sonra da bir baktık ki kırmızı araba. çıktı. Destek için şunu söyleyeyim, ben arabaya aracın kendisine tali ikinci olay yeri diyorum. Hem bir delil. Hem de ikinci olay yeri ana olay yeri neresi tabi cinayetin işlendiği yerdi. O da ev oldu. Ev o büyük ihtimal ev gibi görünüyor. Bir, şey Bir izleyicimiz yazmış ee, Selda Uskan hanımefendi. Narin olayında abinin kolunu önce narin ısırmıştır Tabii ki. Daha sonra delil bırakmamak için abi aynı yerden kendi kolunu ısırmış olabilir. Zaten anne ilk ifadesinde önce bunu söylemişti. Oğlum ara sıra kriz geçirir ve kendi kolunu ısırır. Demiştik. Onu hazırladılar. Doğru. Çok doğru. Öyle Seyir, mi? Seyirci çok çok teşekkür iyi, iyi ederim İyi bir tespit de, yapmış. Hanım. E, çünkü hocam doğru. Daha sonra amcanın ben e, sosyal medyada da bu konu üzerine bir konuşmasını dinledim. Abi diyor sinir hastasıdır. Zaman zaman kolunu ısırır diyor. Yani önceden bunun hazırlığını Aslında da yapmış, yapmışlar. Bir tanesi yapmışlar. kendi izi zaten tabii. bir diğeri şimdi Narin'den de cansız bedeni bulunduktan sonra numune alınmıştır. O eğer İş tutarsa Narin'in ısırık tabii. izi olabilir. Tabii, Yok. Şimdi orada kalıp aldılar hı hı. çocuğu getirdiler bereket yakaladılar yani onu yakalamaları çok iyi oldu. Oradan da güvenlik güçlerine teşekkür etmek lazım. Ee, gecikti ama en, en azından yakalandı o bölge. Çünkü doku kendini çok hızlı tamir ettiği için delilin bozulma ihtimali oluyor. Şimdi getirdiler İstanbul'da o bölgenin fotoğrafları çekildi. Yine hocam bunları size ayrıntısını anlatır. Fotoğrafları çekildi. Diş kalıbını çıkardılar buradan. Bir tanesi Hı. evet çocuğa ait. Yani abiye ait kendini ısırmış. Aynen seyircinin dediği çok doğru Sağ mantıklı. Hanım, teşekkür ederim. Ama bir diş izinin belirlenemediği Narine ait değildir demiyor. demiyor. Bu kamuoyunda ilk günlerde narinin diş izi çıkmadı diye bir şey oldu. Adli tıp öyle bir şey dememiş. Adli tıp belirlenememiştir diyor. E, kamuoyunda narine ait değildir Bunun çıktı da diyor. Bununla ne demişti? Aradaki, Evet hocam anlatsın. Delillendirme öyle. yaparken adli olsun hukuki olsun kıyaslama veya karşılaştırma materyalinden bahsederiz. Şimdi burada bir iz var. <laughs> diş izi. Narin'e mi ait mi değil mi? Ya Narin'in kendi diş izini ceset bulunduktan sonra almak gerekiyor veyahut da diş doktora gittiğinde bir kaydı varsa o kaydı almak gerekiyor. Bu şuna benzer arabanın içerisinde biz analiz yaptık bir DNA bulduk. E bu DNA kimin? İşte o kime ait olduğu için o kişilerin DNA'sını almak lazım ki karşılaştırma yapmak lazım. Dolayısıyla adli tıpın bir dişin abiye ait olduğunu diğerinin de ya kime ait olduğunu bilmiyoruz demesi Narine ait olmadığı anlamına da gelmiyor elbette. Reklam vakti geldi ama dönüşte konuklarımız bizimle olacak. Evet. Soracaklarımız da var. Ayrı bir ya, var. harikasınız. Hemen şöyle bir, e, bir, bir cümlem bence. var benim de. Onu da soralım ama yanıtını dönüşte alalım. Ee, kesin ve net ölüm sebebi boğulma mı diyoruz? Yoksa bir zehirlenme iddiası da var. Soracağız konuklarımıza. Tamam. Bir de anne babanın cenazeye katılmasına izin verilmedi dendi. Niye? Gözaltımda. Sorguları devam evet. ettiği, tabii, tabii, ettiği tabii. için. E, devam zaten geçiyor. şüpheli olduklarından dolayı e, şüphe ağır de şüphe mi? de var bunlar. Ağır da. şüphe değil mi evet? Neden var? Neden? Bakın e, devlet büyüklerimizden iki devlet bakanımız cumhurbaşkanımız e, bir sürü insan taziye mesajı yayınladı. Aynı. Hiçbir tanesi aileye basalladı. Dilemedi. Çok doğru. bunun da altını çizelim. Çok, Çok doğru. Dilemediler. Yani. Doğru. Dilemediler. Hocam bu yani ölüm... Ağır şüpheler var. Yani orada aile içerisinde de bazı şeylerin olduğu konuşuluyor. Yani o meclis dedik ya meclis kararı. Tabii, Bak tabii. 23 kişi var. Bunları muhtemelen örgütten yargılayacaklar şimdi. Gözaltı alabilirler. Daha önce alamıyorlardı. Niye bunları daha önce almadı insanlar diyordu. Evet. O zaman kayıptı. Kayıpta insanı çok tutamazsın. Bir gün elinizde ciddi delil olması lazım ki bir gün gözaltı yapıp hemen mahkemeye çıkarmanız lazım. Cinayet soruşturmasına dönüş. Şimdi evet. artık olay cinayet. Evet. İstediğiniz kadar alıp gözaltını uzatabilirsiniz. Ölüm nedeni için boğulma diyoruz ki siz de bunun üstünde duruyorsunuz. Bir de hocam bu narenin sol ayağındaki o kopma. Suda olma ihtimali düşük bulunuyor. Bilmiyorum bir adli tıpçı ne der. Olay esnasında mı oldu? Sonrasında üzerine konulan... Kaya parçası hasebiyle mi oldu bilmiyoruz. Şimdi ön otopsi raporuna baktığımızda ölümle ilgili herhangi bir e, sebep ortaya konmuş değil. <laughs> Çünkü çok kötü bozulmuş, deforme olmuş e, bir ceset söz konusu. Dolayısıyla bazı delilleri o cesette bulmak zor. Ama kesici, delici, ezici ve ateşli silah yaralanmalarına dair bulguları bulmak mümkün olabilirdi. Bunlar görülmediğine göre ki otopsi raporları bu belirtiliyor. Bunlarla ilgili herhangi bir emareye rastlanmamış. Benim de beklentim bu yöndeydi. Çok istisnai olarak güzel bazı kesilerden dolayı yani ölüm olduğunda çok bozulmuş eski cesette bunu 19 gün sonra saptanamayabilir. Ama çok nadir bir ihtimaldir. Dolayısıyla biz burada bunu beklerdik. Görülmediğine göre evet bu aletlerle ilgili herhangi bir cinayet söz konusu değil. Bu durumda aklına geliyor birkaç şey geliyor. Bunlardan birisi boğmak. Tüm 8 yaşında bir çocuk karşı koyma ihtimali yani boğulmaya karşı koyma ihtimali çok yüksek değil. değil. Kaldı ki şu da var boyunda bazı kıkırdak yapısı ve dil kemiği dediğimiz hiyoid kemik vardır. Hı hı. Dil kemiği diye geçer. Bir de Hatta, nefes vurusu kırılması hadisesi de var. Evet kıkırdağın kırılması hikayesi olur. Dilin kemiği yok derler de aslında vardır anatomide hiyoid kemik diye geçer o. Neyse şimdi e, boğma esnasında çok büyük bir güç uyguladığınızda erişkinleri ve güçlü kuvvetli birilerine o kıkırdak ve kemiklerde kırığı görebilirsiniz. Ama zayıf ve küçük olan insanlarda hani çok fazla bastırmaya da gerek kalmayabilir. Birazcık bastırmayla soluk yolunu kapatırsınız, solunum yolunu ve kişi hayatını kaybedebilir. Tabi burada ne derece olup olmadığını bilmiyoruz. Dolayısıyla bir boğma ihtimali olduğunu söylüyoruz. Zehirlenme iddiasına gelirse elbette ki biz tüm deliller ortaya konmadan şudur demek durumunda değiliz. Ben boğma olduğunu düşünüyorum. Boğma evet. ama adli biyolojik, toksikolojik, kimyasal ve fiziksel bir takım analizler yapılacak ve bu analizlerin sonunda da kişinin işte vücut solüsyonlarında, e, kanında veya idrar veya mili içeriğinde herhangi bir öldürmeye yardımcı olabilecek uyutucu, uyuşturucu veya başka tür bir maddenin olup olmadığı ortaya konacaktır. Sol bacak hocam. Sol bacak için şunu söyleyeyim. Burada iki olay söz konusudur. Bir, ya bu ölüm öncesi olmuştur. İki, ölüm sonrası olmuştur. Şimdi ölüm öncesini konuşacak olursak, burada aklı yattın olan olay ne? Öldürmek için bacağının kesilmesinden ziyade, İnsanın aklına şu geliyor. Doğru olup olmadığını bilmiyoruz. Bakın bütün bunların hepsi bir olasılık. Kimseyi de böyle bir vahşetle suçlamak konumları değiliz. Ama eğer ölüm öncesi olduysa kişi cesedi ortadan kaldırmak için parçalama girişiminde bulunmuş olabilir. Bunu bilmiyoruz. Bu parçalama girişiminde bulunmuş olması kesici veyahut da <laughs> Baltı tarzı bir alet de olabilir. Bu durumda otopsi esnasında o bacağın ayrıldığı yerde bu kesi izine dair bir takım bulguların olması beklenir. 19. günde bu kadar deformasyon olmasına rağmen bir diğer nokta tabii 19 günde bölge sıcak bir bölge. Şimdi hmm. cesedin çürüdüğü ortam çok çok önemlidir. Toprakta, açık alanda, suyun altında, buzun altında veya toprak altında ve havanın mevsimin kendisine göre. Bozulma ve çürümenin dereceleri farklı olur. Burada ne vardır? Çok olumsuz iki faktör var. Bir, inanılmaz bir sıcak. O bölge çok sıcaktır. 40-45 dereceler. Artı bir de suyun altında. Dolayısıyla bu iki faktör bozulma sürecini çok hızlandırmıştır. Bu hıza bağlı olarak da uzuvlarda kopmalar görülebilir. İşin bir de bu boyutu söz konusu. burada Çok kısa şu, bir ekleme yapacak. Şu şey olur mu? Şimdi iki sene önce bir kayıp daha olmuş. Evet yani. ağrı. Efendim? Ağrı'da olan kayıptan mı lazım? Aynı yok, yok, aile yok. Ailedeki. Kız kardeşi. Kız engelli kız. Sadece. 5 sene önce. Ha engelli. Evet 5 sene. Beş Şimdi sene. acaba bu olağanüstü şüpheli toplu harekete dayalı e, şahit olduğumuz bu olay geçmişi de tekrar sorgulattırır mı? Tabii. Şey, şimdiden sorguluyoruz bak. Şimdi. Eyvallah. Ya, hocam. Ve başı, şu girerler bak, mi oraya? Tabii ki. Şimdi burada enteresan bir nokta var. E, defin ruhsatı diye bir olay var. Yani ha, bir cesedi Yine amca ilgilendiriyor. Yani bir şeyi gömmek için izin alması lazım. Ülke kim verir muhtar. doktor verir işte belediye kimi vesaire. Hekimin olmadığı yere kim verir? Muhtar. Muhtar. Dolayısıyla o dönem muhtemelen tabi bilmiyoruz ihtimal. var. hocam şüpheli ölüm yani tabii, tabii. hiçbir şüpheli ölüm otopsi olmadan şüpheli, bırakamazsın. Doğru söylüyorsun. Genç yaşta engelli düşüp düşerek ölmesi de şüpheli. Şüpheli ölüm. ölümler daima adli tabii, soruşturma otopsi yapması ölümlerdir. lazım. Peki şüpheli ölüm olduğuna dair kararı kim verecek? Cumhuriyet savcısı verecek. Cumhuriyet savcısının haberi var mıydı? İşte o muhtarın işte kengi. İşte, i̇şte o zaman yandı. O zaman yandı. Yani dediğiniz çok doğru. Şüpheli ölüm adli olaydır ama Şimdi bir ölüm oldu. Muhtar orada hani şeytanın avukatlığını yapıyoruz. Zor olup olma olmadığını Tabii. bilmiyoruz. E, ölüm oldu. Ne yaptı? Yetkili mülki amir muhtarın kendisi. Hekim vesaire yok. Oturdu. Defer ruhsatını düzenledi. imzaladı. O çocuk gömülür. Tabii. Ha makamların kolluk olsun. Bu, savcılık makamının olsun ya devletin ilgili kurumlarının bundan haberi oldu mu? Belki de olmadı. Olmamış oldu. İşte bu da soruşturmaya mazhar olacak şüpheli bir ölüm haline gelmiş durumda. Peki e, mezar açıldığında üzerinden bunca yıl geçmiş bir mi? şey bulunabilir Sadece mi? Sadece şöyle çıkık varsaydı, çok mi? zor görülüyor ama Bıçak. eğer kazaysa niye kazalı? Kafası kırılmıştır. Yani şu olmuştur. İskelet üzerinden ki ben arayız, adli antropolog olarak çalışıyorum. iskeletleri inceliyorum. O iskelet üzerinde bazen ölüme dair emareyi bulmak mümkün olabilir, ama yumuşak doku ile ilgili, işte karaciğer, akciğer ile ilgili bir sıkıntı olduysa bunları saptamak mümkün değil. Bir şey hatırlatabilir Lütfen. miyim? Lütfen. Şimdi insanların aklında hep bir soru işareti var. Diyorlar ki, niye bulamadınız? İlk zamanda bu çocuk buradaydı da niye bulamadınız? Bakın. Onu defalarca anlattık. İlk yapılan çalışmalar bu bölgeden başladı. Yani o bin kişilik bir yoğunluk, asker, devlet bu arada inanılmaz bir çalışma yaptı. Evet ben tarihlerde görmedik. Bakın, Havadan, denizden, karadan ona şaşırıyoruz zaten. Ben kayıp şahıslarda yıllarca bu işleri de yaptım. Hem cinayet dedektifi hem kayıp şahıs? Hayatımda bu kadar kapsamlı bir çalışma ben ilk defa görüyorum. Meslek hayatımda da görmedim ve bulunamadı. Ve bulunamadı. Niye bulunamadı? Şimdi o bölgeye kadavra köpekleri de geldi. 8 tane yakın kadavra köpeği getirmişler. Kadavra köpekleri ceset kokusuna göre eğitiliyor. O kokuyu veriyorsunuz. Köpek ona göre alıyor ve eğitimine başlıyor. Şimdi suyun altında olması sebebiyle ve ilk gün ilk bir ve ikinci günde vücut daha o kokuyu salgılamaya ölüm kokusu başlamadan önce bu hayvanlar buralarda kadavra köpekleri ha. çalışmalarını yaptı. Ama o kokuyu algılayamadılar. Ve aynı yerde durmadılar ki 100 bin dönüm arazinin tabii, tarandığı söyleniyor. Tabii, günlerce. tabi Taranma bitti. Bununla ilgili bir ihbar yok. Bakın. İhbar geldi de biz buraya tekrar gittik falan değil. Güvenlik güçleri de bir şeydir bu. Güvenlik güçleri ikinci arama tekrar başladı. İkinci aramada buldular. Ne oldu? Suyun debisini düşürdüler. Debi düştükten sonra ceset üste kaldı. Ve koku salgılamaya başladı. Ve bu şekilde bulundu. Müthiş. Amcanın Gülüyor. ifadesini de son dakika olarak arkadaşlarımız tamam. duyuruyor. Bazı ifadeler var. Aslında bütün konuştuğumuz program boyunca detayları da kapsıyor. Hemen... Birkaç cümle okumak isterim. Ee, Narin Güran'ın babası olma olasılığınız var mı? Yok öyle bir şey. Narin Güran'a kim neden zarar verdi? Ne bileyim ben kim zarar vermiş? Narin Güran'ı siz mi öldürdünüz? Ben öldürmedim. Ön şoför koltuğunda tespit edilen Narin'in DNA'sı ile ilgili açıklama yapar mısınız? Ben bu çocuğu arabaya koymamışım. Amcalarının tamamının arabası varken Narin neden sizin arabanıza biniyor? hiç cevap yok. Sizin kullandığınız araçta neden diğer yeğenlerinizin DNA'sı çıkmıyor da sadece Nari'nin DNA'sı çıkıyor açıklar mısınız? Ben bunu açıklayamam. Arif Güran'ı öyle bir acı yaşatacağım ki kardeşi yani Nari'nin babası ömür boyu unutamayacak dediniz mi? Öyle bir şey yok. Narin Güran görmüş olduğu bir olay neticesinde mi ortadan kaldırıldı? Benim hiçbir fikrim yok. Bir kere çok duyarsız. Yani şöyle düşünelim basitleştirelim hani insanlar. Ben bu cevapları basit. yazmam. E Tabii tabii. Yani bir kere... tabii. Bir de şiveyi yazmışsın. Bu, biraz evet. burada şu. Şey yok yok bir... resmi ifade bu. Resmi ifade tabii, de tabii. o şiveyi. Ay şu. Yöresel bu... şiveyi bile ha, yazmazsın. Ha, yani. Hayır ya. onu da o da değil böyle bir şey senin yeni. Şimdi şöyle ben hep zaten dünyanın en anlaşılabilir şeyleri empatiyle mümkün olabilir. Empati de vicdanlı doğru. insanlar yapar. Nedir o? Şimdi benim yeğenim Allah korusun böyle bir hadisede vefat etse yok olsa bana böyle bir soruyla muhatap kalsam ya içi parçalanır. Benim böyle bir cevap mı verirsin? Bir kere bu bu şu ifadelerin içinde duygu hiç yok. Lakayt cevap. Çok lakayt. lakayt. Evet. Bir de söyle yani bu akıl almaz. Şam Yapmamış. Yapma şam, tuhaf, yazılmış oraya. Benim dikkatimi çekti. Onu, o şivi niye orada da? Şöyle bazen olur. Biz de doktor olarak hani anamnez alıyoruz ya. Alırken kişinin et, yapmış olduğu ifadeyi yazma durumu olabiliyor. Onu ben çok fazla Yapmamışam eleştirmiyorum. Diye şey yazın, yani o başka ama... Şimdi sorulan sorularda bir illiyet bağı ile ilgili olan bir soru, sorular bunlar. Yani ölümün nedeniyle ilgili. Evet. Onu dört madde halinde söyleyebiliriz. Birincisi nedir? Ee, narin kızımız hep bu söyleniyor zaten. istenmeyen bir şeye şahit oldu. İki, narin kızımız istenmeyen bir şeye maruz kaldı. Bilmiyoruz onu. Üçüncüsü, e, husumet sonucu acı çektirmek için de öldürülmüş olabilir. Yani bu çocuğu öldürürüm ve ben size bir acı çektirmek <laughs> için bu da olabilir. Dördüncüsü çok çok zayıf ihtimal yani sıfıra yakın neredeyse bir kaza sonucu ölmüş olabilir. Ama o sıfıra yakın gibi duruyor. Tamamlıyoruz evet ama şunu ben merak ediyorum Hakan varsa lütfen senin de merak ettiğin son saniyelerdeyiz artık. Bir dakikamız var. Biz tam olarak netlikle bu olayın ne olduğunu ne zaman öğreniriz deneyimlerinize dayanarak soruyoruz. Bence yarın biter. Yarın Birkaç sonra. gün içinde evet. Birkaç gün içinde. Böyle görünüyor. Akan eklemek istediğim Yok, şey Yok ben e, konuklarımıza çok teşekkür ederim. Sayın e, benim sevdiğim savcı arkadaşlarım, dostlarım var. Onlar da size ittifak ediyor ikinize de. Çok teşekkür harika diyor çok konuklarınız diyor. diyor. Müthiş anlattılar, değindiler diyor. Programımıza verdiğiniz katkıdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Çok sağlıklı bilgiler paylaştılar. Bizimle teşekkür ediyoruz ve sizlere diyoruz ki yarın aynı saatte görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.